Herkese merhaba. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kimya Kulübü tarafından düzenlediğimiz Hızlı Bakış serimizde bu hafta İslam'ın altın çağının önemli düşünürlerinden, yazarlarından ve hekimlerinden biri olarak kabul edilen İbn Sina'yı inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Batılıların Avicenna adıyla tanıdığı İbn Sina, her ne kadar hekim olarak şöhret kazanmışsa da matematik, fizik, jeoloji, kimya, şiir ve müzik onun dehasıyla zenginleşmiştir. 980 yılında bugünkü Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara kenti yakınlarındaki Afşana köyünde dünyaya gelmiştir. 16 yaşında tüm konulara egemendir. Fakat Aristo'nun metafiziğini anlayamadığı için üzgündür. Farabi'nin Aristo üzerine yazılmış bir yorumunu içeren kitabını okuduktan sonra Aristo'nun gizli hazinelerini saklayan, kapıyı açan susama sahip olur. İbn Sina 17 yaşında bir hekim olarak şöhret kazanmış ve 57 yıl gibi kısa sayılabilecek bir ömre birçok felsefi çalışmalarının yanı sıra devlet adamlığını da sığdırmıştır. İbn Sina simya açısından özellikle transmütasyon olayıyla da ilgilenmiştir. Yüzyıl boyu önemini sürdürmüş olan Kitap el-Şifa adlı eserinin mineralojiye ilişkin bölümünde mineralleri, taşlar, ateşli eriyen maddeler, kükürtler ve tuzlar olarak 4 gruba ayırmıştır. Bu kitabın son kısmında ise transmütasyon olayının doğruluğunun reddine dair bir bölümü vardır. Çünkü her maddenin kendine ait özellikleri vardır. İbn Sina konuyu su üzerinde incelemiş ve suyu pek çok kere destile ederek neminden kurtarmaya çalışmıştır. Ancak elde edilen bilgilere göre sadece beyaz bir rengin oluştuğunu gösterir. Bu da bugünkü bilgilerimize göre suyun içinde bulunan olası tuzlardır. Böylece İbn Sina transmütasyon teorisinin olanaksızlığından bahsetmiştir. Ona göre altın ve gümüş, ay ve güneşin yeryüzüne etkisiyle doğa tarafından oluşuyor olmasıydı. İbn Sina kendisinden başka hiçbir otoritenin görüşünü kendi araştırma ve mantık süzgecinden geçirmeden kabul etmemiş ve bu yönüyle de bilim dünyasına ışık tutarak modern bilimsel yöntemin öncülüğünü yapmıştır. Aynı zamanda İbn Sina destilasyon yani damıtma kullanarak çeşitli maddeleri ayrıştırmayı başarmıştır. Bugün damıtma kimyada çeşitli sanayilerde kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu konuda damıtma yönteminin geliştirilmesinde önder olan kişilerden birisi olmuştur. İslam dünyasının yanı sıra Avrupa'da da ününe ün katmasının nedeni ansiklopedik eser olan El-Kanun Fit-Tıp yani Tıbbın Kanunu isimli eseridir. Hamedan'da başlayıp İsfahan'da tamamladığı bu eseri yüzyıllar boyunca insanlığa hizmet ederek her dilde yazılacak olan eserlerin kaynağını oluşturmuş, 6 yüzyıl boyunca Avrupa'da tüm tıp fakültelerinde tıp kitabı olarak okutulmuştur. İbn Sina'nın tıp alanında yazdığı bir başka eser ise Kalp Hastalıkları Risalesi'dir. Bu eser kalp hastalıklarıyla alakalı yazılmış olup eczacılığa da yön veren monografik bir eserdir. Kendisinden sonraki Doğu ve Batı filozoflarının çoğunu etkileyen İbn Sina müzikle de ilgilenmiştir. Müziği matematiğin dördüncü bölümü olarak nitelendiren İbn Sina bu konuda antik çağ örneklerine bağlı kalmıştır. Ses perdeleri, harmoniler, ritimler ve benzeri konularda makaleler yazmış, çok sesliliğe ilişkin yorumlarda bulunmuştur. Aynı zamanda müziği tıp içerisinde kullanmaya da çalışmıştır. Örnek olarak bir ruh hastasının tedavisinde müziğin kullanılabileceğini öne sürmüştür. Videomun bu bölümünü İbn Sina'dan almış olduğum bir sözle bitirmek istiyorum. Nefsini bilimlerle süsle. Bilimden başka her şeyi bırak. Çünkü bilimde her şey vardır. Baby, I want you to...